Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 146 آيات. أستعيذ بالله. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بس أولئك كتاب يدريان كشيلر. Onu o'zlarining o'g'illarini tanib turgandek taniydilar. Va albatta ulardan bir firqasi, bir toifasi o'zlari biladigan holatlarida haqni albatta yashiradilar. Suyutining tafsiri: Allazina taynahumul kitaba ya'rifunahu ay Muhammadan. Biz ularga kitob keltirgan kishilar uni, ya'ni Muhammad alayhisalomni taniydilar. Kama ya'rifuna abnahum, o'zlarining o'g'illarini taniyat turganlaridek. Bina'tihi fi kutubihim, o'zlarining kitoblarida kelgan payg'ambarimizning sifatlaridan taniydi ular. Qala ibn Salam, Abdulloh ibn Salam aytadiki, laqad araftuhu hina ra'aytuhu. Men Muhammad alayhisalomni ko'rganimdayoq u kishini tanidim. Kama a'rifu ibni, o'g'limni taniganimdek dedilar. Va ma'rifati Muhammadan ashaddu, va Muhammad alayhisalomga bo'lgan ma'rifatim undan ko'ra kuchliroqdir. Qarin, ya'ni Ibn Salom islomni, iymonni qabul qildi. Oldingi zalolat, jaholat yo'lini tark qildi. Bo'lmasam Abdulloh Ibn Salom yahudiylarning olimlaridan edi. Lekin Alloh taolo uni hidoyat qildi, haqni qabul qildi. Endi bu kishi aytibdilarki, men u kishini ko'rganimda, Muhammad alayhisalomni ko'rganimda tanidim deyapti va u kishiga bo'lgan ma'rifatim farzandimga bo'lgan ma'rifatimdan kuchliroq deyapti. Nimaga? Chunki payg'ambarni tanishlik yahud nasoylar ham tanaveradi. Lekin bizning ma'rifatimiz ularnikidan ham kuchliroq bo'lishi kerak. Ya'ni ular o'g'lini tanigandek tanisa, biz undan ham ko'ra qattiqroq taniymiz. Va inna fariqan minhum laktumuna al-haqqa na'tahu, albatta ulardan bir firqasi haqni yashiradilar, ya'ni payg'ambarimizning sifatini. Va hum ya'lamuna hadha allazi anta alayhi, va holanki ular sizni bu turgan holatingizni, diningizni yaxshi biladilar. Kengroq tafsir qilsak, Alloh subhanahu va taolo yana bir haqiqatni bayon qilyapti. Ko'pchilik musulmonlar, ilmsiz kishilar hayron bo'lib, nimaga yahud nasroniylar qarshi chiqyapti ekan deb doim zehnlariga savol keladi. Alloh aytayaptiki, sizlar bilmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Juda yaxshi biladi ular. Bilib turib qilyapti. Va yahud nasroniylarning avomiga ham aytamiz biz buni. Yahud nasroniylarning avomiga ham ayting. Ey yahud nasroniylar, bu sizlarni domlalaringiz Muhammad alayhisalomga qarshi chiqyapti, ular bilmaydi deb o'ylaysizlar. Haqiqatdan inkor qilyapti deysizmi? Yo'q. Tanishadi, o'g'lini taniganday tanishadi-yu, lekin haqni yashiryapti ular. Mana shu haqiqatlarni ularga yetkazib ogohlantirishlik kerak. Qachongacha yahud nasroniylarining avomlari ularning kazzob dajjal domlalariga, mullalariga ergashib jahannamga ketadi? Qarin, allazina ataynahumul kitob, biz ularga kitob bergan kishilar. Kitob berdi Alloh taolo. Lekin kitobni kelishligi kifoya qilmas ekan. Bo'lmasam Allohning kitobining hammasi haq yo'lni ko'rsatadi, Allohning kalomi jannat yo'lini ko'rsatadi, lekin kelganligini o'zi kifoya qilmayapti. Qarang, Alloh kitob bergan kishilar Muhammad alayhisalomga ashaddiy dushman bo'ldi. Hozir ham musulmonlar ashaddiy dushmani yahudiylar. Bo'lmasam ahli kitob qancha payg'ambarlarni ko'rgan. Demak, kitobimiz bor deyishlik yetmas ekan. Payg'ambarga ishonganmiz deganlik yetmas ekan. Hozirgi musulmonlarimiz shu narsaga aldanib qolyapti. Biz Qur'onga iymon keltirganmiz-ku, payg'ambarga iymon keltirganmiz-ku deb, qarasiz, yahud nasroniylardan battar holatga tushib qolgan.
Şunun üçün atıyapız ki yetmeydi. İşan deyim mi? Amal kılıçdığın gerek. İman geldi deyim mi? Şu imanı muvaffık hayatını tüzeltiştiğin gerek. Yahud Nasraniler hazı bir yerde tanıydıgan nesrini Allah-u Teala hudub zemir keltirdi. Zemir boyundaki mübhem buladı. Ayette mübhem keliyemdi. Ana gitmedi. Süyüte etti ki Peygamberimiz Aleyhisselam dedi. İki de tafsirden bittesi bu. Bu bitti tafsir. Yani bu tafsirge göre ayetlediğimizsek demek ki Yahud Nasraniler uzlarının oğullarını kendi tanısa Peygamberimizi şimdi tanıydılar. Haklıgını, doğruluğunu şunçalık bilişerdi. Çünkü Tevrat İncil'de ayetliyken ve uladı peygamberler diye Muhammed Aleyhisselam doğrusu mükemmel halette haber veriyken. Yukarıda ettik ki şunun için Yahudiler Medine'ye köçükken idi. Bu mesela Arap yarım aralda Yahudiler yok idi. Ula kim köçükken ular? O şey peygamber bizden çıksındı. Şu peygamberde askerleri bulelik, ümmeti bulelik diyen niyette geliş oldu. Ama hasat kılıçtı, kibir kılıçtı, mahrum kılıçtı bu nimetten. Cüde yaşı tanışarıdı. Allah-u Teala bunu bilen hem ularının bedbahliğini, kirdikarını, asıl beşeresini açıyordu hem Müslümanlara gâhlendiriyordu ki sizler şekke kalmıyorlar. İşte Yahud Nasrani'yle Muhammed Aleyhisselam'ı mesele kısa, o kişinin rad kısa, yolunu inkar kısa, ulardan tahsilenip gitmiyorlar. Ular bilgen halette karşılık kılıyordular. Bilirler sizler Peygamber'in kadrını bilirler. Bu dinin kadr kıymetini bilirler. Şimdi Yahud Nasraniler, kafirler ki Peygamberimizin oğlunu tanıyken de tanısa. Demek ki Allah-u Teala bunu teşbih kılıyordu. Hem de uzun oğlunu tanıydı. Hatta bazen insanların ortasında cancan çıkardı küresiler. Cancan topalayın. Farzand tug'ilishini gina hamma kutib o'tirgan, orzu qilib tug'ilgandan keyin janjal boshlanadi. Fitna boshlanadi. Nimaga? Erkak aytadi, bu meni bolam emas, deyapti. Nimaga? Menga o'xshamaydi bu, deyapti. Keyin uni tekshir boshlanadi. Dalillar bilan isbot qilib berilsa, uni o'g'liligi qabul qiladi, bo'lmasa ham qabul qilmaydi. Meni o'g'lim emas deydi. Xotin zinokorlikda ayblanadi keyin. E'tirof qilsa zinokor, e'tirof qilmasa ahiretke kap giderdi. Hak ve haklıydı. Yani insan oğlunu nihayette yaşlanıydı. Şimdi demek ki kızını demedi, oğlunu dedi. Kızını hem tanıydı ki insan. Oğlunu diyenliğinin sebebi teşkeride bir gene ballar dışı da oyuna bürgen bilsin. Şimdi karayganınızda tanı olasın. 20 de ballar oyuna yaptırgen bilsin, türgen bilsin. Şimdi bitti karayganınızda oğlunuzu tanı olasın. Hem mesela bitteden karar çıkışı gibi şartmaz. Şimdi karayganıyla daru tanı olasın. Hali yok idi bir yerde deyiz. Kepti bulabisi geliyiz. Hali karodun yok idi deyiz. Bitti karayışta tanıp olasın. Oğul şunun için ayetilmiyordu. Oğulun kendi asan yine anık tanısa, Yahud Nasraniler peygamberimizi asan yine anık tanışadı. Bilişadı. Dekin bilip durup kafir buluşuyordu. Şimdi biz Peygamberimizi ümmeti bu yanımızdan keyin, o kişiye iman getirgenimizden keyin, bizi imanımız, marifetimiz, Yahud Nasranilerinden göre mükemmel ve derecesi belen buluş gerekmez mi? Şunun için İbn-i Salam etti ki, benim Muhammed Aleyhisselam'ı gibi marifetim oğlumunkinden göre güçlüydük diyordu. Başka sahabeler başka şekilde etediler ki, yani hem şunlarıyla kılıp, ben oğlumda şakkılışım mümkün. Lekin Muhammed Aleyhisselam'a şakkın iman deydi. Biz imanımız bana bu derecede balant buluştuk gerek. Biz Yahud Nasraniler'i geri yaşık etmeyelik. Yalhancılar'a, kezzaplar'a. Ve inne tariqa minhum la yektumunel haqqa. Şimdi bir de marifet zikir kılındı. Yine bir mesele ki marifette o zikifa yakımasak. Yani tanigenlik, bilgenlik o zikifa yakımasak. Tilde ikra kılıştık gerek bunu. Kalpteki marifet fayatım edildi. Tilde ikrar kılayım. Bu mesela Yahud Nasraniler Müslüman mı kalırdı? Ve amel kılıçlık iskerek. Şimdi hu zemirden ikinci murat, ikinci tafsir kıble meselesidir. Hükmül kıbleti. Kıblenin hükmü. Müfessirler tartışıyordu. Ben de dedi ki hu zemirde kıblenin hükmüge kaytargenimiz afzal. Çünkü kıble doğrusu da gepkeli yaptırıyordu deydi.
Bazılar dedi ki Muhammed Aleyhisselam'a kaytarganımız afzal deydi. Çünkü abna oğullar, insanlar meselesi zikir kılındı deydi. Tesbihlerini yaptı deydi. İki de tafsiren doğru. Çünkü iki de mesele İslam dinindeki. İslam meselesi. Asosiga qarasiz, İslam diniga keladi. İslam dinini haqligini ular juda yaxshi bilishadi. Lekin bu tafsirlarda foydasi shuki, biz masalan shuni biz umumiy tafsir qilib. Hozir 3 ta tafsir bo'ldimi? Bittasi Muhammad alayhisalom, ikkinchisi qibla masalasi, uchinchisi umumiy İslam. Umumiy İslam desa, kim bir odam bir yahudi nasroniy Baytul Muqaddas eskidan payg'ambarlarning qiblasi edi. Sizlar kelib turib Ka'bani yangidan qibla qildi desa, unga ishonib qolishingiz mumkin. Peki bana bu tafsir kese Kabe'nin kıble buluşluk meselesini ular oğlunu tanıgendik taniydiler ise bunda etersi ki ha deme yalan gafir yaptılar. Kabe'nin bütün peygamberlerini kıblesi hikayelerini cüde yakşı buluş ediyor bilip durup yaşırıp bize aldı yaptılar deyiz. Ve daha onu yakıştırmışız yalan gafir yapsan. Tevrat'ta İncil'de bütün kitaplarda etilingen Kabe kıbledir. Bütün peygamberlerin kıblesi Kabe. İbrahim Aleyhisselam kurma gelme onu. Siz dinlemeyi kalabiliriz ki. Kengrah tafsirlerinin faydası şu. Çünkü üç ulamalarının ihtilafı rahmet değildir. Bu hadismez. Alimlerde yapı bu. Bir müzakere manasındaki ihtilaf rahmettir. Yani peygamber meselesi de biz Muhammed'i kabul kimiyiz? Muhammed bizi peygamberlerimiz etken sıfatlarına münasibmez. Tevrat İncil'deki sıfatlarına münasibmez. Siz iş alıp alışız mümkün. Yoki haqiqatan bilmasakan da deb o'ylashingiz mumkin. Agar ulardan ta'sirlanib shak qilmasangiz ham, ular bilmasakan da deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu zamiyda Muhammad deb tafsir qilsangiz, unda tasga yolg'on gapiryapsiz. Shata turasida to'xta deysiz. Sen Injil Tavrotni bilasanmi? Bilaman. Shu Tavrot va Injilni nozil qilgan Allohni o'rtaga qo'yib gapiraman. Musa va Isoni payg'ambar qilib jo'natgan Allohni o'rtaga qo'yib gapiraman. Senler Muhammed Aleyhisselam'da tanıma değil mi? Şu Muhammed Aleyhisselam o şey Tevrat İncil'de haber verilen peygamber mez miydi siz? Mecbur kalat. Doğru şunu değil. Bu da ne mi yapamasam yalan yapayıpsam? Hemen al diye çıkıp alıp milyonlarca Yahudi ve Nasrani ve de insanları cehennem getirip git yapsam siz burası denmiyor kalat. Şunun için biz keyin üryanışlığımız gerek. Çukur çünüşlüğümüz gerek. Bu albatta ulardan bir firkası haqti yaşıradılar uzları biladigan holatda deyapti. Bilib turib yaşırışadı. Fariqon, firka deyilyapti. Çünkü bazıları yaşırmadı, kabul kıldı İslam'ı. İslam'a kirdi. Allah razı olsun onlardan. Allah'ın dostları gelen işte. Ve bazıları ise uzunu dini de kal diyor. Uzunu cehalet eder. Lekin yaşırmasıdır. Mesela hazır bazı Yahudi nasraniler var. Muhammed hak peygamber miyiz? Kabul kılamız onu peygamber deyiz. Ama bizi de peygamber var deyiz. Uzumuzu peygamberimiz var deyiz. Söyledin mi? Yani peygamberliğini kabul kılacak. Yaşırmayın. Ama bana bir firkası ise yaşırışadı. Fariqon deyenliğinin hikmetini ayeti vereyim ben. Çünkü biz öyleyemiz ki Yahudi nasraniler hemen inkar kıladım ikin, yaşladım ikin de böyleyemiz. Onu deyemez. Yani biz körü yaptırganlar inkar kılı yaptırgan buluşu mümkün. Peki biz görmeyebilirken, biz tanımayken Yahudi nasraniler köp. Onlar firkaya bölünüp gitken onlar. Yahudiler 71 firkaya, nasraniler 72 firkaya bölünüp gitken. Ortalarda ihtilafları var. Ve ayeti yaptı ki Allah Teala وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهَلَيْكُ اُلَرْ بِلَدِلَرْ diyebdi. Hakti yaşırıştık. En katta hıyanattır. Allah'a hıyanat. Bütün peygamberlere hıyanat. O'ziga xiyonat, kitoblarga xiyonat va butun insonlarga xiyonatdir. Haqni yashirishlik. Hali keyingi oyatlarda Alloh taolo uni jazosini aytadi. Qanchalik yomonligini, qanday bir qattiq la'natga qolganligini bayon qiladi. 147-chi oyat. Al-haqqu min robbik fala takunanna minal mumtarin. Haq Robbing tarafidandir. Shunday ekan sen shubha qiluvchilardan bo'lmaginda. Fala takunanna qarin ta'kid nunlarga kelyaptiki, sen albatta shubha qiluvchilardan bo'lmagin. Ya'ni masalan
şüba kılıçlardan hergiz bulmayın. Hiç kanakasıya şüba kılıçlardan bulmayın sen diyemiz. Suyutinin tasiri el-hakku ke'inen min rabbik. Hak, Rabbin tarafından bugün halette. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الشَّاكِينَ ف۪يهِ Sen, bunda şak kılıçlardan, imtira, şubhalan uçlardan bulmayın. Ay, min hâzâ nev'i, fehu ablâğu min en lâ temteri. Yani şu türden bu kamayın, şu insanlardan bir tasa bu kamayın deyipti. Yani bu gap, şübe kamayın diyen gapten göre yirtükraftır, balagatlı iraktır. Bir adam gelse şübe kamayın. Siz, bundan göre hey şübehçilerden bu kamayın, siz bunun tasarı kaptara bulad. Kengar tafsir kıladık yapmasak, hak Rabbin tarafındandır. Şimdi hakta üçte tafsir var. Birincisi, Muhammed Aleyhisselam'ın haklığı Rabbin tarafındandır. İkincisi, kıblenin haklığı Rabbin tarafındandır. Üçüncüsü, İslam'ın haklığı. Bütün haklar. Bütün hakikat Rabbin tarafındandır. Şundayken sen şubha kılıçlardan bu mergendiğinizde şubha meselesen üçüle manayı getirir. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliği doğrusu da şubha kılmak. Yani uzini hak peygamberliğin doğrusu da. Ve kıbleni haklıgı doğrusu da şubha kılıçlardan bulmayın. İslam'ın haklıgı doğrusu da şubha kılıçlardan bulmayın. Peygamberimiz Aleyhisselam elbette şubha kılmaydılar. İkkilenmaydılar. Tereddüt kılmaydılar. Bunun için yapılıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kolluğa kuvvetleştiği için. Bazen görürsünüz ki bir mumun kişi küfür şir bidiyatı karşısına şirdik mücadele kılıyordu. Mücahada kılıyordu. Çünkü etkisi ki hey, boşaşmayın deyiz. Boşaşkeni yok. Boşaşmayın deyişten maksat istikamet kıyın. Yani en güçlü bugün diye manada yapılır. Peygamberimizin nispeten şu manada yapılıyordu. Sen mahkem bulavurgin. İstikamet kılavurgin. Boşaşkamayın deyordu. Şimdi Peygamberimizin vasıtası bilen bizlerge, bütün insanlarge hitap bol yaptır, yani tafsiri yiyen var. Ümmetke nispeten bosa, ey ümmet, ey insanlar, sizler şak kılıçlardan. Bu meyre ne mege şak kılıyorsunlar? Mege şubhaya şubhalıyorsunlar? Yani siz etmeyin ki, ben şubha kımıyım, şak kımıyım ben demeyin. Bundan aldığında ayette etti ki, لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Biz kıblen meselesini neme göz getirdik? Peygamberi ergeşediyenler kimler o? Arkasıya kaç getirdiyenler kimlerliğini bilip alıştığımız için dedi. Peygamberimizi körüken, o kişinin arkasında namaz okuyken, o kişinin sahfede durup can kıyken bazı insanlar kaç gitti. Adı şubhemez. Murtad olup gitti şu. Yukarıda ayetlerde gördüler eski. Allah-u Teala şunu ayet. Şubha kılıçlardan bu meyler. Kıblenin meselesi hak. Demek ki şubha kılıçlardan. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın hak, peygamberliği hak. Demek ki şubha kılıçlardan. İslam hak. Demek ki şubha kılıçlardan. Hoş. Şubha kılıçlardan. Demek ki amel kılıçlardan. Demek ki Yahudi Nasrani'yle geri yaşayıp yaşayıp. Demek ki onlardan tahsilden yaşayıp. Eğer Kur'an'a şakkı meselesi. Gelin. Her kanakası ki bu ayet bizge kilo raddi, göredi bizge. Allah Ta'ala şunu diye kılıp, uzunin bütün ahkamları, dinini, haklığını ispat kılıyaptı, takviye kılıyaptı ve himaye kılıyaptı kafirlerden, mumunlar neyse, istikamet kılıçlık, mahkem kılıçlıkke çakırıyaptı. 148. ayet. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وحر بر أمتكم وجهة يزاديان طرف بار وحر بر أمت موليها وشا يزاديان طرف يزدان وشدر فاستبقوا الخيرات يحشلك لن يشاشلي لن مصابق عقلي لن Hayırda bulsalarınız hem Allah-u Teala sizlerine hemmelerizi alıp geledi. Elbette Allah-u Teala her bir nesige kadirdir. Suyuti'nin tefsiri وَلِكُلِّنْ مِنَ الْاُمَّمِ وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ Ümmetlerden her bittesinin uzunu kıblesi var. هُوَ مُوَلِّيهَ
vijhatan fi salatihi. O'sha ummat namozida mana shu qiblasiga yuzlanadi. Va fi qiratin maulaha. Muvallihan uniga ba'zi qiratlarda maulaha deb keladi. Huwa maulaha. O'sha ummat o'sha qiblani egasidir degan ma'noda. Yuqorida aytdik-ku, falanuvalliyannakada ikkita ta'sir bor edi. Seni qiblaga yuzlantiramiz yoki qiblaga ega qilamiz dedi. Fastabiqul khayrat, yaxshiliklarga shoshilinglar. Badiru ila ta'ati va qabuliha. Itoatga va uni qabul qilishlikka shoshilinglar. Aydama takunu, qayerda bo'lsalaringiz, ya'ti bikumullohu jami'an. Alloh hammasini, hammalaringizni keltiradi. Yajma'ukum yawmal qiyamati, qiyomat kuni hammalaringizni to'playdi. Fayujazikum bi a'malikum va a'mollaringizga qarab jazolaringizni, mukofotlaringizni beradi. Innalloha ala kulli shay'in qodir, albatta Alloh taolo har narsaga qodirdir. Keyinroq tafsiri yuqorida Alloh taolo aytdi. Ular baribir o'zini qiblasidan qaytmaydi. Bidiyat qilib olgan qiblasidan. Nimaga? Sharmanda bo'lishidan qo'rqyapti. Uni soxta obro'si ketib qoladi. Natijada har bir ummatning o'zini qiblasi bor. O'zini tanlagan yo'li bor. Buni endi siz ikki xil tafsir qilsangiz bo'ladi. Biri qibla deb, qibla masalasi namozdagi qaraydigan taraf. Biri shu ikkinchi tafsir esa tutgan yo'li. Masalan, hayotdagi, siyosatdagi o'zining bir tutgan yo'li bor. Bu masalaga kirgandan keyin bu juda katta ta'sir o'tib ketaveradi. Yahudlar bilan nasroniylar, kofirlar o'zlarining o'rtalarida har birtasini o'zining tutgan yo'li bor, tanlagan yo'li bor. Botil, lekin bir-biridan farqli. Biz bilan ularga nisbatan bizning tutgan yo'limiz bor Allohning yo'li, ularning tutgan yo'li bor shaytonning yo'llari. Endi biz ichimizda ham Ahli sunna bilan ahli sunna bo'lmagan bid'atlarning yo'llari bor. Bizning tutgan yo'limiz bor payg'ambarning yo'li. Ular ham islomda, lekin boshqa yo'llarni tutdi, ular payg'ambarning yo'lini tark qilishdi. Ammo ta'kid kimning bo'ladi, kofir demiz. Keyin biz ichimizda ham yo'llarimiz har xil. Qarang, masalan Hanafiylar, Shofiylar deb har kim o'zini tutgan yo'llari bor. Hanafiylar ichida ham Hanafiy bo'lib turib, har kim o'zini tutgan yo'llari bor. Qarang, kengayib ketaveradi. Bir oilada, bir oila mana. Bir otani, bir onani farzandlari 5 ta farzand yoki 10 ta farzand, nechta bo'lsa shuncha xili bor. 5 ta bo'lsa 5 xil, 10 ta bo'lsa 10 xil. Har kim o'zini tutgan yo'li bor, hammasi bir xil emas-ku. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va likullin", har bir kishi uchun vijhatun, o'zini vijhasi bor, yo'nalishi bor deyapti. U unga yo'lanuvchidir, yuzlanuvchidir deyapti. Yaxshiliklariga shoshilinglar. Fastabiqul khayratda ikkita tafsiri bor. Biri qiblani masalasi. Qiblani masalasi haqligini aytdikmi, isbot qildikmi? Qibla haq ekanmi, Allohning buyrug'i ekanmi? Bu yaxshilikmi, yaxshilikka shoshilinglar. Ey mu'minlar, qabul qildingiz, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shoshilinglar. Qiblani masalasini mahkam ushlashlikka. O'ylanib taraddudda qolmanglar. Hamma inkor qilyapti, ba'zi munofiqlar ham qaytib ketdi, munofiqlar fitna qilyapti demanglar. Shoshilinglar yaxshiliklarga. Ikkinchi tafsiri umumiy. Allohning butun ibodatlariga shoshilinglar. Allohning butun buyruqlarini bajarishlikka shoshilinglar. Shuning uchun bu oyatni fastabiqul khayrotni siz butun masallarda dalil qilasiz. Masalan aytasizki, talabalarga fastabiqul khayrot, yaxshiliklarda muzobaqa qilinglar, ilmda bir-birlaridan o'tishlikka harakat qilinglar. Oldingi zamonlarda madrasada talabalar ilm o'qishar ekan, masalan aytaylikki, har kuni ertadan turadigan vaqti ma'lum, o'zgarmaydi u. Aytaylikki, 4 da turadimi? U o'zgarmaydi, uni oldin aytib qo'yasizlarga. U o'zgarmaydi. Lekin yotadigan vaqti o'zgaradi. Aytilinganki, soat 9 da yotish kerak, desa, 9 yarimgacha o'qiydi ekanlar talaba. Keyin yotishadi qonunga ko'ra. Ba'zan masalan uyqusi kelmagan talaba o'zi vaqt bo'lgan zotdan uxlaydiki, sherigi ham uxlasin deb. Sherigi uxlagandan keyin turib yana dars o'qiydi. Undan o'tib ketishlik uchun. Qarang, oldingi zamonlarda, qadim zamonlarda madrasalarda talabalar shunday bo'lgan ekan. Bizning zamonda ham talabalar so'raydi, biz kechroq yotsak bo'lmaydimi? Degani, ya'ni u Bomdodda oxirgi vaqtiga tursam bo'laveradimi degani. Gap tagida katta gap bor.
keçirəyə yatamız. Yəni məsələn mən 10-da yatsam, 12-də yatsam bu meydimi deyəni? Oşa sizlər namazğa təkbir edib duranlarınızdə tursam bu meydimi deyəni? Şunincə mətim ki, aldığınız zamanda tələbələr turadığın zaman aniq özgərmədi, amma yatadığın zaman özgərərdi. Bəzən kəməyib qalırdı. Bu zamanda elə ki kəməyməyirdi. Nəyə kəməyirsə onun haqqı ki ora. Dünyadakı. Yaxşılığa şaşılışlıq. Tələbələrin ortasında şunlik ilimdə çox oxuşluqca müsabaqa buluşluq kerak. Yəni hər bir tələbənin ortasında şuna səni qoyurlar, şunda hərəkət edirlər. Şunda özdən özü ilimdə rivojlanışlıq olar. Məsələn yaş ballar. Yaş ballarda müsabaqa hesab qoyurlar. Hamısını bir-biriga muqobala qilsalar, bir-biriga qiziqib o'qiradi. Har bir insonda shu shoshilishlik, men bo'lay degan bir g'ariza bor har bir insonda. Masalan, jumla aytadigan bo'lsak, hozir shu ba'zi kitoblarimizda, ba'zi darslarda ayollar erkaklardan o'tib ketyapti. Erkaklar orqada qolib ketyapti. Ayollar ko'proq dars bo'lsin deyapti, erkaklar teskarisini aytyapti. Fastabiqul xayrot, yaxshiliklarga shoshilinglar. Ko'proq dars o'qishga harakat qilinglar. Bu kishi hayron bo'lyapti, xabari yo'q-da. Mana endi ba'zi talabalar ba'zilarni ma'lumot qiladi. Yaxshiliklarga shoshilinglar. Ha, to'g'ri, ba'zi talabalar esa sinflar borki, bilasizlar, har bir saviyalar bor. Ba'zi talabalar masalan Husayn ayollarga nisbatan nihoyat yaxshi o'qiyapti. Çakmak değil maşallah. Allah tavfiq hidayet tasip olsun. Lekin bazı sahalarda ayarlar ötüp getirdi. Fastabiqul hayrat, yaşlılıklar, yaş başlılıklar, musabaha kılıklar. Talib ilim bu genelken ilim de musabaha kılsın. Tacirler getirdi ki infakta sadaka kılıklar. Falancı bitti madrasa kurupsa, ikide madrasa kur. Falancı 10'da yetimge infak sadaka veripsa, 15'de gelir. De musabaha kılırız. Mücahilleri cihat et, falancı 10 ta kafir öldürüp, sen 20 ettesini öldür. Falancılar falan yerde fethi kıptırsınlar, iki de yerde fethi kılıyorlar. Aynama tekunu ye'ti bikumullahu cemi'a. Kayyemde bu sallarız, Allah-u Teala sallarda hemmelerizi kiltiredi. Suyut edemedi de kıyamet gününe dedi. Lekin ben ettim, yine tekrar etmem ki, bazı tefsirler var, misali tefsir. Siz bunu tekidiydi böyle miyim, fakat yine şurada böyle miyim. Ondan ki itiraz kılın müfessirlerine. Bu misal. İki de tefsiri var bunu ya. Birincisi Suyuti etkenler edik. Kıyamet günü de Allah Teala bizi topluyordu. Dünyanın her tarafı da yürüp biz. Ama her tarafı da yürüp de. Körü yapsız. Adın hemen üyüde oturuyordu. Önce bilinmez idi. Her kim odun üyüde bu geldiğinde. Tuğulu büsken körüyen adamlarını kör yaptı. Hemen o şiddet kette bölüp ölüp. Kabir geçit yaptı. Hemen her tarafı da terkayenliğini adamlar düşünmez idi. Lekin Alloh taolaga hamdlar bo'lsin ki hozir musulmonlarni majbur dunyoni har tarafiga tarqatib yuboryapti. Majbur. Tarqamasa ham majbur tarqatyapti. Ular aslan Allohning hukmiga binoan itoat qilib tarqatish kerak edi-yu. Itoat qilishmoqda Alloh taolam majbur tarqatyapti ularni. Qarasiz, dunyoni qayerga borsangiz, qaysi toshni ko'tarsangiz o'zbek chiqyapti. Mana endi har tarafiga tarqaganlik masalasi bular hamma tarafga tarqab ketdi. Nima bular keyin? Ba'zilar yahudlar ichiga borib yahudiy bo'lib ketdi. Ba'zilar nasroniylar ichiga borib nasroniy bo'lib ketdi. Ba'zilar xitoyliklar diniga kirib ketgan. Ba'zilar u bo'lib ketgan, ba'zilar bu bo'lib ketgan. Hamma narsa bo'lyapti. Mintaqasiga qarab. Alloh aytayaptiki, qayerda bo'lsalaringiz ham men sizlarni hammalaringizni to'playman. Bir yerga mahshariga to'planasizlar. Javob berasizlar. Olamen ki, men başka memleketiye kaçıp gitsem hiç kim bilmedi mi? Barda toplayamazlardı, deyaptı. Menden korkuyorlar, deyaptı. Ali yaşlılar, yaşlılar dedi ki, amelge mahkem buluyorlar. Barda benim huzurum yekilesiler. Hem ben az bir yerge toplayamam, deyaptı. İkinci tavsiye ise, sizler kıblaya tevizli mesela. Kıbla dünyanın her tarafındasılar. Qaytda bo'lsalaringiz ham Ka'baga qarab namoz o'qiringlar. Alloh taolo namozlaringizni to'plaveradi. Namozni to'plashlik. Ya'ni bu ham nihoyatda katta hikmat. Dunyoning har tarafida bo'lib, bir qiblaga qarab namoz o'qishlik nihoyatda büyük hikmatdir. Hikmatlari nihoyatda ko'p albatta.
Yakın bir hikmette Allah Teala ilham kıldı. Yani bu bar nesel, lakin insan tecrübesinden körmese bu yakini ve basireti ziyade bu miydi? Şu internette ders buladı ki, internette ders veremiz, bizi zaman, namazımızı vakti buladı. Namaz geçkemiz, kiremiz, internetteki başka bir talebenin namazını vakti buladı. Bu kitadı, ondan ki yine başkasını ki, her mintakalardan ki, dünyanın her tarafından, şundan fikri açın ki, dünyanın her tarafında, yer küren her tarafında, tarafında namaz okulu yaptı mı, vakitleri her hıl mı, şunu hesaplar çıksız, her zaman namaz növeti yaptı. Karin. Yer kürrası da daim Bamdat okulu yaptı. Daim Huftan okulu yaptı. Daim Şam okulu yaptı. Daim Peşin okulu yaptı. Daim Asr okulu yaptı. Karin. Yer kürrası her namazda okuşundan meşgul. Hikmetti karim. Yeri dayanıştaki, kuyaşlı üzgarıştıklarda hikmetler. Allah yaptı, aynemet takunu ye'ti bikumullahu cemiyah. Qaytdi bu sırası hemme lezzalatala kiltiradır yaptı. Karim. Birleştir yaptı rüganı karim. Namazda birleş yaptı. Safımız bitti uketi yaptı. Cemaatımız bitti uketi yaptı. Allah ki kendi güzel görünez. Sizden aldığınki yerde girer namaz okudu. Namazı zamanı siz yekil yaptı, siz okuyaps. Abi okumasınız. Güzel mesela mervaritlerdi yanıdı. Bir kara küyüyen bir otun kip kalı yaptı. Beddah insanların kalası. Bütün dünya Allah ki ibadet kılıyaps, siz ibadet kılmayaps. İnna Allah'a ala külli şeyin kadir, elbette Allah tala her nesilye kadirdir. Yukarıda emkildi bu mesele, ayet, tefsiri, kinge haceti yok. Lekin az iki tane meseleye hastasik, kıbleni meselesi. Kıbleni meselesi de hem Allah tala her nesilye kadir. İşte dünyanın her tarafında bir kıbleye ibadet kılıyorsunlar. Hemmeliz ibadetleri topluydu Allah tala. Ve ikincisi ise kıyamet günü hemmeliz toplaştığı meselesi. Ya kadir, Allah tala'ya hemmel esasan. 149. ayet. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ve kaysi taraftan çıksın, yüzünü Mescid-i Haram tarafına yüzlendirin. Ve elbette o Rabbin tarafından elbette haktır. Ve Allah sizlerinin kılıyaptırken amellerinizden gafil emez. Suyuti'nin tafsiri وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِسَفَرٍ qaysi tarafdan, qaysi yerdan safarga chiqsin فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yuzingni Masjidul Harom tarafiga yuzlantirgin وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ albatta u Rabbing tarafidan albatta haqdir وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Alloh taolo qilib turgan amallaringizdan g'ofil emas bitta ita bilan bo'lsa muxotob valiya'i ya bilan bo'lsa taqaddama misluhu bunga o'xshagani o'tdi ya'ni ya'malun bo'lsa amal qilib turgan narsalardan وَكَرَّبَهُ لِبَيَانِ تَسَوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ Allah Teala bu hükümde tekrar kildir yaptı. Sefer ve seferden başkasının hükmü beraber ikenliğini beyan kılıçlığı için. Yani seferde bulasın mı, seferde bulmayasın mı, beraber kıbleyi yüzlenişlik meselesini beyan kılıçlığı için tekrarladı. Kingraf tafsiri, beni Allah Teala yine et yaptı ki, kayırdan çıksın. وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ Kayırdan çıktın. Yani qayerga safar qildingiz? Qaysi tarafga ketdingiz? Qaytda bo'lsangiz Masjidul Harom tarafga yuzni yuzlantiring deyapti. Yana buyuryapti Alloh taolo, yana amr qilyapti. Endi takror kelganligini sababi nima? Ba'zi aytadiki, qiblaning masalalari har xilligidir. Biri makoniga qarab. Makoniga qarab qiblaning masalasi har xil. Yuqorida aytganimizdek, Ka'bani yonida bo'lsangiz Ka'baga qarab o'qishingiz kerak. Makkada bo'lsangiz, masjid tarafga qarab o'qiysiz. Makkadan tashqarida bo'lsangiz, Makkaga qarab o'qiysiz. Boshqa diyorlarda bo'lsangiz, Saudiyaga qarab o'qiysiz. Shu, ya'ni makoniga qarab xil bo'lganligi uchun Alloh taolo qibla masalasini takror-takror keltiryapti deydi. Yana ba'zi olimlar aytadiki, holatga qarab, holatlar har xil bo'lganda qiblaning hukmlari ham har xil. Masalan, hozirgi aytganimizdek qiblani aniq biladigan holatingiz bor. Ikkinchisi qiblani bilishlikka dalillaringiz bor. Masalan, masjidni ko'rdingiz, masjid bor. Yoki tabiatdagi yulduzlar va daraxtlar, shamollarning harakatiga qarab bildingiz. Yoki hech bilolmadingiz, ijtihod qildingiz, bilolmadingizda
keyin shu taraf bo'lsa kerak deb gumon qilgan tarafingizga qilib namoz o'qidingiz. Qanday holatlar bo'lyapti? Biri aniq bilgan va ko'rib turibsiz. Ikkinchisi dalillardan bildingiz, uchinchisi yo'q hech narsa. Faqat ijtihod qildingizda shu taraf bo'lsa kerak deb g'olibul zonga g'olib bo'lgan gumonga ko'ra qaror namoz o'qiyapsiz. Uch xil holat bo'ldimi? Shuning uchun Alloh taolo takrorlayapti buni. Yana ba'zi olimlar aytadiki, İslomda birinchi mansub bo'lgan masala edi bu. Va juda katta masala edi. La in kana la kabiratan dediki Alloh taolo. Albatta bu juda katta masala. Juda og'ir masala. Illa alallazina hadalloh. Lekin Alloh hidoyat qilgan kishilarga og'ir emas. Iymonlarini mustahkam qilishligi uchun. Shubhaga tushib qolmasin. Munofiqlardan, kofirlardan ta'sirlanib qolmasin deb Alloh taolo takror-takror gapiryapti. Shaytonni sizga yaqinlashtirmaslik uchun. Shayton yaqinlasha olmasin sizga. Deb takror-takror aytayapti. Va hamma bu so'zlar hammasi to'g'ri. Bundan boshqa hikmatlari ham bor. Mana buyurgandan keyin yana aytayaptiki, "Va innahu lal-haqqu." Albatta u haqdir deyapti. Men Robbika Robbing tarafidan bu deyapti. Alayhim bu nimani qasd qilyapti? Yana qiblani qasd qilyapti. Bunga shak yo'q. Shuning uchun ba'zi olimlardaki qara, bu yerda ham qibla oldingi sayfada ham qibla, shuning uchun ya'rifuna hu da yuhuzamir qibla to'g'risida deydi ba'zi mufassirlar. Va yuqorida al-haqqu min robbik dedi, bu yerda innahu lal-haqqu min robbik deyapti. Yuqorida al-haqqu min robbik degan bo'lsa, bu yerda 3 ta ta'kid bo'lyapti. Inna lal-haqqudagi lom va haq robbing tarafidan dedi. 3 ta ta'kid deyaptiki, bu qiblani masalasi, qiblani o'zgarganligi, mansub bo'lganligi robbing tarafidandir. Qilayotgan turgan amallaringizdan Alloh taolo g'ofil emas. Sizlar qanchalik itoat qilyapsizlar, qanchalik iymon keltiryapsizlar, Alloh taolo g'ofil emas, savobini beradi Alloh taolo, darajalaringizni baland qiladi. Agar yedi bo'qsiz, kofirlar, munofiqlar, din dushmanlarini qilayotgan turgan ishidan ham Alloh taolo g'ofil emas. Ularni ham bilib turibdi. Ularni ham Alloh taolo dunyoda oxiratda rasvo qiladi. 150-chi oyat. Va min haysu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjidil haram. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لأن يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقيردن çıksan yüzünü Mescid-ül Haram tarafına yüzlendirin ve qayerda bo'lsalaringiz yüzlaringizni uning tarafiga yüzlendiringlar insonlar uchun sizlarni ziddilaringizga hujjat bo'lib qolmasligi uchun. Lekin ularning ichida insonlar ichida zulm qilganlarning masalasi boshqa. Ulardan qo'rqmanglar va faqatgina mendan qo'rqinglar. Ne'matimni sizlarga tamomiy qilib berishligim uchun va shoyatki sizlar hidoyat topsalaringiz. Suyutining tafsiri va min haysu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram yuqoridagi bu oyat aynisi وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وقيدا بولسلارينجز يوزلاريز اونو طرفيغا يعني مسجد الحرام طرفيغا يوزلان تريلار كرره للتأكيد تأكيد جن اونو تكرار لدي تكرار كيف تردي يقاداجي حكمنا تأكيد لسي يوزن يقادا اتدي جنه تأكيد ليبت الله تعالى قل لك قوات ليبت لألا يكون للناس اليهودي او المشركين İnsanlardan maqsad bütün kafirlardır. Yahudiler, yakin müşrikler ve hamma kafirler. Aleyküm hüccetun. Sıladı ziddilerizi hüccet okumasın. Ey mücadeletun. Yani mücadele. Hüccetten maqsad cancelleşlik. Fit tavalli ila gayrihi. Bu kıbleden başkasına yüzlenişlik doğrusu da ularga hüccet okumasın. Yani ularda koluya bir hüccet okumasın. Sılar Allah'ke ve onun kitabıya mahkem bulurlar. Shunda ular hammasi mag'lub bo'lib ketaveradi. Lekin sizlar agar Allohning hukmlariga zaiflashib qolsalaringiz, ular darrov sizlarga ziddilarga hujjat qiladi buni. Litan tafiya mujadalatuhum lakum min qawli al-yahud. Ya'ni masalan yahudlarning so'zidan bo'lgan, sizlarga bo'lgan mujodalasi ko'tarilishlik uchun shuni qilyapmiz biz. Yajhadu dinana va yatba'u qiblatana. Yahudiylar aytadiki, Muhammad qaril. Dinimizni inkor qiladi-yu, qiblamizga yuzlanadi. Bizni qibla yaqinroq namoz o'qiydi. Baytul Muqaddasga qarab. Deyishardi.
şu gaplarni yo'qotishlik uchun men deyapti Alloh taolo qiblani Ka'baga burdim deyapti. Va qavlul mushrikin mushriklarning so'zini ham rad qilishlik uchunki hujjatini yo'qotishlik uchun yadda'i millati Ibrohim va yukhalifu qiblatahu. Arab mushriklar aytadiki, Muhammad qaringlar, Ibrohimning millatida man deb da'vo qiladi-yu, lekin uni qiblasiga muxolifat qiladi. Ka'baga qarab namoz o'qimaydi, deyishardi. Alloh taolo qiblani masalasini Ka'baga o'zgartirishlik bilan shularni hammasini rad qilib tashladi. Yuqorida aytdik buni. Innal ladzina zalamu minhum bil inadi, lekin ularning ichidan qaysarlik qilib zulm qilganlar, zolimlar esa yaquluna ma tahawwala ilayha illa mayla ila dini abayhi. Ular aytadiki, Muhammad Ka'baga nima yuzlandi? Faqatgina o'zini dadalarini, ota-bobolarini diniga ergashganidan moyil bo'lganidan qaradi xolos, deyishadi. Hammasi, yahud bo'lsin, mushrik bo'lsin, hammasi deydi. Ya'ni ular qabul qilmaydi baribir. Wal istisna muttasilun, istisna muttasil bo'lganda, wal ma'na la yakunu li ahadin alaykum kalamun illa kalamu hawla. Ya'ni sizlarni ziddilarga birorta odamni hech qanday gapi qolmaydi, faqat bu zolimlarning gapi qoladi xolos. Fala taqshawhum, ular gapiraversin, muxolifat qilaversin, dushmanlik qilaversin, e'tiroz qilaversin, ulardan qo'rqmanglar. Taqofu jidalahum fit tawalli ilayha. Shu Ka'baga qarashlik to'g'risidagi ularning janjallidan qo'rqmanglar. Vaqshawni bimtisali amri, buyrug'imga bo'ysunib, mendangina qo'rqinglar. Vali utimma sizlarga tamom qilib berishligim uchun, mukammal qilishligim uchun utifa ala li alla yakuna. Bo'lmasligi uchun degan yerga aytib bo'lyapti. Ya'ni yuzlaringizni mashrul haromga yuzlantiringlar, dushmanlaringiz uchun sizlarning ziddilaringizga hujjat bo'lmasin va sizlarga ne'matini mukammal qilib beray degan ma'noda. Ne'mati alaykum, ya'ni sizlarga ne'matimni bil hidayati ila ma'alimi dinikum. Dinlaringizni ma'lumotlariga, dinlaringizni alomatlariga, dinlaringizni ahkomlariga sizlarni hidoyat qilishligim bilan. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ شاید کسیلر حقا هدایت تابسالاریز حق یودو تابسالاریز دیاد که اینا تفسیر کسیک من آیتنین باشه یکاردگی آیتنین تکرار بولید وَمِنْ حَيْسُ حَرَجْتَ فَوَلِّ وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسِيدِ الْحَرَامِ و بو فردی پیغمبرگی خطاب بولید بو قریم الله تعالی اوزن حکمین قنچلی کلی قوتید الله تعالی دینین قطل حمایت کرد hiç kimga izn bermaydi. Hatto payg'ambarini qarang qanchalik ta'kidlayapti. Payg'ambarga izn bermayapti, sal bo'shashlikka. Shuning uchun takror-takror savalli vajhaka, savalli vajhaka deyapti. Kin va haysu ma kuntum, qayerda bo'lsalaringiz deb jamoat ummatga xitob qilyapti. Sizlar qayerda bo'lsalaringiz yuzlaringizni Makka tarafiga yuzlantiringlar. Yuqoridagi min haysu xorajta degan safarga dalolat qiladi ko'proq, chiqishlik safar bo'ladi ku. Ammo haysu ma kuntum qayerda bo'lsalaringiz muqimlikka dalolat qiladi ko'proq. Illoki muqimlik emas, masalan, muqim odam safar qildi. Masalan, bir odam aytaylikki Amerikadan Turkiyaga keldi va bir necha kun qoldi. Shu yerda bo'lyapti-ku. Shu yerda mavjud. Shuning uchun illaki biz muqimlik demaymiz, lekin muqim bo'lib turgan yoki safarda mavjud bo'lib turgan yeringiz hammasi kirib ketaveradi. Endi Alloh aytayaptiki, sizlar qiblani masalasiga mahkam bo'linglar, li'alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun, toki insonlar uchun sizlarga ziddilarga hujjat bo'lmasin. Mana shu yuti aytdi, Alloh rozi bo'lsin. Qanday qilib bizning zararimizga hujjat bo'ladi? Müşrikler aytardı ki İbrahim Aleyhisselam'ın milleti de ben deydi. İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberdi deydi. Lekin İbrahim'de kuruyen ve kıble edip ilan kıyan kıblesini kabul kımaydı diye işaretler. Yahudiler ise bizi dinimizi rahat kıladı, kıblemizi yeri geçerdi. Deyişip mezhara kılışardı, hakara kılışardı. Bu bir. İkincisi ayette ki lepturgenlerse ikkinchi tafsir aytamaslariga oyatdan kelyapti turgan narsa. U nima? Agar biz Muhammad alayhissalomning sahobalari
Kabe'nin kıble buluşunu kabul kılmagan deydi. Aytsa-da ki Baytul Muqaddasga qarab qolaveraylik. İkalasi ham Allohni buyrug'i. Avvaliga Alloh taolo bizni Baytul Muqaddasga qarashga buyurdi. Hozir biz Kabe'ga burilsak, juda katta fitna bo'lib ketadi. Juda og'ir gaplar gapiriladi. Kimusiga qibla masalasi oson, yengil masala emas. Yaqbiyaq buraveramizmi? Shundaygacha qolaversin desalaringiz, mana shu ishlaringiz sizlarni zararlarga hujjat bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki Yahud nasroniylar sizlarni kuzatib turibdi. Ular hozir Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyapti. Ammo shundaygacha qolib bular botilmikin? Yoki Ka'baga yuzlanib ketib haqligini ko'rsatarmikin deb kuzatib turibdilar. Tushundingizmi? Yuqoridagi oyatlarda zohiri shuni ko'rsatyapti. Aytayapti-ku, "Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum." Va undan oldingi oyatlarda ham masalan 44-chi oyatda Alloh taolay aytdi, "Va innal lazina utul kitaba la ya'lamunahu annahu al-haqqu min rabbihim." Albatta kitob keltirilgan kishilar qibla masalasini, ya'ni Ka'baga bo'lishligini o'zlarining Robbisi tarafidan haq ekanligini la ya'lamun deyapti. Albatta biladilar deyapti. Ikkita ta'kidlar so'z aytdi o'sha yerda. 144-chi oyatda. Innal lazina hari inna bor la ya'lamun deyapti. Lomam bor. Ular bilishadi ular. Yuqorida ko'p aytdik. Payg'ambarlar aytgan kitoblarda mavjud qibla Ka'badir. Agar siz qiblani Ka'balini qabul qilmasangiz, unda aytadiki, bu adashgan bo'ladi. Davrat İncil'de kelganida ki, oxir zaman payg'ambari Ka'baga qarab namoz o'qishi kerak edi deydi. Tushundingizmi? Bu siz hayron bo'lasizki, nima qiliq endi bu desiz? Ayni shu narsani sizga kofirlar ham qilyapti va johillar ham qiladi. Ba'zan johillar dindor yigitlarni yoki biroz ilm o'qigan bolalarni gunohga chaqirishadi. Günahçı geçiyor. Mesela bir Arap içkeni kiti yapıyor, sigaret çekeni kiti yapıyor, zinaya kiti yaptı. Ya ki musikali yerlerge, ya ki işte diskotekelerge, musikali toylar, ya ki Arap koyuladığı marasımları alıp kiti yaptı. Kelin kelin yürüyün, sizi davet kıl yapmış ki, değildi. Tamam, o şunlar da haramlığını bilen mi? Siz yemeyiz, içmeyiz, uzak durasız. Ama sizi davet kıl yapmış, gelişiz gerek yok değildi. Keyin siz aytasiz ki, bular meni da'vat qilyapti deganda borasiz ulardan bo'shashib. Borganingizdan keyin yaxshilab o'tirgizib, yaxshirin gaplashaveramiz siz bilan. Chiqib ketyapti turganingizda, agar shoshilsa chiqib ketyapti turganingizda deb. Qori, joizmi deb bunday ma'ruzalarga kelishdik. Qaqit seni taqvoying deydi. Shu kungacha bizni qulog'imiz yeb qo'yapti deydi. Bormanglar, bu ishni qilmanglar, o'zingga kelib o'tirding-ku. Kim siz aytasiz ki, qo'ymadingiz ki meni da'vat qilib desa? Ha, biz seni imtihon qildik-da. Da'vat qilsa ketaveradimi? Ha, biz ham da'vat qilishyapti. Shuning uchun qilyapmiz. Mana qildingku sen ham. Chaqirsa, bo'lmasa ertasi kuni aytishadi. Ertasi kuni yana chaqirsa, bormasangiz, kecha bordingki, bugun nimaga bormayapsan deydi. Qanaqa din bu deydi. Ya'ni xato qilishligingizga yo'l ochib beradi johillar. Nimaga? Siz ham xatoga tushursin-da, og'zingizni berkitsin. Bunga gapiramay qoling. Yahud nasroniylar ham shuning uchun kuzatib turishibdi. Xato qilsin-da, tushundingizmi? Xato qilsin. Ka'bani qiblaligini qabul qilmasin, keyin e'tiroz qilaylik ularga. Keyin Tavrotdan, Injildan dalil ko'rsataylik. Musodan, Isodan dalil ko'rsataylik. Rad qilib tashlaylik ularni, kutib turishibdi ular. Ammo payg'ambarimiz alayhissalom qiblani qabul qildi, sahobalar qabul qilishligidan hujjatlari qolmadi. İllellezine zalamu minhum ama uladikiden zulüm kıyanlar ise zalimler, cahiller ise uladı meselesi başka. Zalim zalim de. Zalim de bilersiz bir nesane uzun yeriden başka yerge koyan kişidir. Uladayım hakka karşı buladı. Demek kafirler hem ikiye bürünüyor. Kafirler şirk itibarından zalim hemesi. Lakin insanlık muamelesi de yani insanlar da ortasında bazılar zalim, bazılar zalimmez. Bana bu meselede bazı kafirler sükut kıldı. Yahudi bulsun, Nasrani bulsun, müşrik bulsun. Ama bazıları ise, yo baribir biz ularga karşımız, baribir ularga muhalifat kılamız. Bu diş yaptı, maksatları düşmanlık kılıçlık, muhalifat kılıç. Ular muhalifat kılıç uğradı. Hoş muhalifat kısını makledik.
hamma kafirlar bir bo'lib bizga dushman bo'lsa nima qilaylik? Fala taqshawhum. Ulardan qo'rqmanglar deb aytadilar. Vaqshawni faqatgina mendan qo'rqinglar deb aytadilar. Demak, kafirlardan, insonlardan qo'rqishlik harom bo'ldi. Faqatgina Allohdan qo'rqishlik kerak. Allohdan boshqasidan qo'rqmang, xususan dinga amal qilishlik, shariatga amal qilishlik masalasida faqat Allohdan qo'rqishlik kerak. Endi bizning zamonimizda ey islomni mahkam o'sha kafirlardan qo'rqmasiz, musulmonlar rangi oqarib ketyapti. Qilolmayman deyapti, iltimos deyapti. Lekin o'sha zamonda o'ylaysiz, sahobalarning zamonida faqatgina Madinada islom bor. Dunyoning hamma tarafi kufr bilan qaynayapti. O'sha holatda Alloh taolo aytayapti, ulardan qo'rqmanglar, faqatgina mendan qo'rqinglar deyapti. Biz hozir dunyoda hamma yerda musulmonlar bor. Nimaga qo'rqyapmiz biz? Qo'rqmaylik. Dinimizni mahkam ushlaylik, aytaylik, dinga xizmat qilaylik. Vali utinna ni'mati alaykum, sizlarga ne'matimni mukammal qilib berishligim uchun deganda, bu qayerga ma'tub bo'lyapti? Ikkita tafsir bor bu yerda. Birisi suyutayotgandek li'alla yakunaga. Ya'ni sizlar qiblani masalasini ushlaylar, men sizlarga ne'matimni mukammal qilib beraman. Yuqorida aytdik-ku, yahudiylar bizga hasad qilishadi. Qiblamiz uchun hasad qiladi. Chunki ularda ham qiblasiydi, tark qilishdi, bardaq bo'lishdi. Juma, saf va shunga o'xshagan, aminga o'xshagan. Sizlar qiblani masalasini ushlasangiz, men ne'matimni sizlarga mukammal qilib beraman. Sizlar Allohga buyrug'iga itoat qilaveringlar, ne'matimni mukammal qilib beraman. Bu aniq bu narsa. Alloh har bitta buyrug'i bizga ne'matku. Har bitta hukmi qonuni ne'matku. Demakki biz Allohning qonunlarini, hukmlarini muhabbat qilgan holatda, shukr qilgan holatda eshitib qabul qilib tatbiq qilishligimiz kerak. Qo'rqqan holatda aytmay turinglar, buni qilamaymiz deyishlik joiz emas. Chunki Alloh taolaning ne'matini bizga mukammal qilib beryapti. Dunyo oxiratda aziz bo'lasiz. Bu bir tafsir. Ikkinchi tafsir esa faqatgina mendan qo'rqinglar, sizlarga ne'matini mukammal qilib berishligim uchun. Ne'mat mukammal bo'lishligi uchun faqat mendan qo'rqishlaringiz kerak. Mendan boshqasidan qo'rqsangiz, ne'matingiz noqis bo'lib qoladi. Aniq bu narsa. Atrofingizda dushmanlar turgan bo'lsa, siz uyingiz ichida o'tiribsiz, non yeysizmi, chuchvara yeysizmi, kabob yeysizmi, o'tmaydi-ku tomog'ingizdan. To'g'rimi? Ne'mat bo'lsa ham uni lazzatini his qilmaysiz. Dushmanlar sizga yaqin tursa, sizga kuch yetadigan bo'lib tursa. Shuning uchun kofirlardan, dushmanlardan qo'rqmaslik kerak. Ularning ichiga tushib qolsangiz ham. Mana Ibrohim alayhisalom dek Navrud qo'liga tushdi, o'tga otilyapti, qo'rqqani yo'q. Qo'rqmang. Ne'mati mukammal bo'l, ne'matingiz mukammal bo'ladi. Va la'allakum tahtadun va shoyatki hidoyat topsalaringiz deyapti. Bu ham ikkala yerga bog'liq. Qiblani masalasiga mahkam bo'ylar, hidoyat topasizlar. Ikkinchisi, faqatgina mendan qo'rqinglar, shunda hidoyat topasizlar. Ay, mendan boshqasidan qo'rqsalaringiz, hidoyat topmaysizlar. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zi talab qilgandek solih qul bo'lishligini nasib qilsin.